Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz aşağıda abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz hanımlar yazmamı kenarını tığladım sizlere hemen cicik güzel bir model hazırladım şöyle yazmamın içindeki renkleri bu şekilde belirledim kullanmış olduğum tığımda tulip 21 numara Şöyle renklerimi söyleyeyim. Altın başak 89, altın başak 410, altın başak değil, leylak 498, altın başak 292. Renk tonlarımız bunlar. Bunları alalım kenara biz. Ve devamında modelimi de göstereyim ben sizlere. <laughs> şekilde modelimi hazırladım. Şimdi sizlerle beraber videosuna başlayalım. iki çiçek arasında hanımlar ben dört tane tığ battı yapıyorum. Yani şöyle göstereyim ipinizi tığ battınıza sabitleyin bir 2 zincir çekip sıradaki tığ battıya girip kapatın ve bir zincir çekip sıradaki tığ battıya giriş yapın. Yani bakın ilk şu ki çiçek arasındaki tığ battı 4 tane. Ve devamında 5 tane zincir çektim. Tığıma 2 kere ipimi dolayıp aynı noktaya girip 1 2 2 2 aldım. Ve 7 tane zincir tepe noktaya çekip aradan girip 7 zincirimi buraya sabitledim. sabitledikten sonra devamında bir sık iğne 2 3 4 ve 5 tane sık iğne yaptım 6. da tığ battımdan girip kapat 2 zincir çekip sıradaki tığ battıma girdim 2 zincir sıradaki tığ battıma girdim 1 2 3 4 5 tane zincir çektim tığımı iki kere ipimi doladım aynı tığ bat diye girip 1 2 2 2 aldım tepe noktaya toplamda 7 tane zincir çekip aradan girip kapat ve şimdi 1 2 3 4 5 tane sık iğnemi yaptım tığ batımdan girip 6. sık iğnemi de buraya kapatıyorum ve devamında 2 zincir sıradaki tığ batıma girdim 2 zincir sıradaki tığ batıma girdim 2 zincir sıradaki tığ batıma girdim 2 zincir sıradaki tığ batıya giriş yaptım 1 2 3 4 tane tığ battımı yaptım ve bir zincir çekip bir sonraki tığ battıya giriş yapıyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çektim tığıma iki kere ipimi doladım aynı tığ battıya girip 1 2 3 ve 4 çıktım 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekip aradan giriş yapıyorum kapattım bir pardon iki üç dört dört mü beş mi şimdi beş tane sık iğnemi yaptım altıncıyı da tığ battığıma kapatıyorum iki zincir sıradaki tığ battığıma giriş yaptım iki zincir Sıradaki tığ battıma giriş yaptım. Evet. Böyle devam ediyor oyun modelimiz. Buradaki yaptığımız işlemin aynısını böyle devam ettirip gidiyoruz. Alt tabanımız bu şekilde. Kolay, basit hanımlar, zor model değil. Şimdi isterseniz çiçekli kısmımıza geçelim. Hemen anlatımına başlayalım. ipimi aldım düğümümü yaptım şimdi başörtümü alıyorum şu 7 zincirli çektiğimiz noktadan giriyorum birinciyi aldım ve ikinci zincirli yerimizi de aldım ikisini beraber kapattım 1 2 3 zincir tığımı ipimi alıyorum aynı noktadan girip 1 2 ve 3 de çıktım 1 2 3 zincir tığımı ipimi aldım buraya 7 tane ikili trabzan yapıyoruz hanımlar 3 oldu 4 5 6 7 tane yaptık şimdi aynı başlangıç noktasına girip bir sık iğneyle kapattım 1 2 3 zincir tığla bir kere ipimi doladım yine aynı noktadan bakın orta kısmına girip 1 2 ve 3 de çıktım yine 3 zincir çektim tığla ipimi alıyorum ikili trabzan yapıyoruz 2 3 oldu 4 5 6 7 tane bakın 3 6 tane trabzanımı yaptım şu başlangıç noktasından yine giriyoruz orta kısımdan sık iğne ile kapatıyorum 1 yine 1 2 3 zincir çektim 3 zincirden sonra tığıma bir kere ipimi doladım yine aynı noktadan giriyorum 1 2 ve 3 de çıktım 3 zincir çekip tığıma ipimi aldım yine aynı noktadan girip 7 tane trabzan oluşturuyoruz hanımlar 2 3. trabzanı 4. 5. 6. Bu da 7. trabzanımız. Bakın hepsini bu şekilde. İsterseniz bu kısmı birazcık daha büyük durmasını istiyorsanız 4 zincir çekip 10 tane de trabzan doldurabilirsiniz. Yine aynı noktadan giriş yapıyorum. Bakın başlangıç noktasına girip sıkıca sık iğne kapattım. Bir zincir çektim ve modelimiz ortaya çıkıyor hanımlar şu şekilde de el ütüsü deniliyor ya. el ütüsünü de yaptım Bakın. inşallah beğenirsiniz Hanımlar böylece video oyaları seviyorum ve farklılık farklı oyaları da seviyorum bu modelimiz Instagram üzeri Gamze'nin renkli dünyası arkadaşımıza aittir. E, tasarım kime aitse bunu söylemek zorundayım. Yani aslında söylemek zorunda değilim de çünkü bu soru zaten tasarım yapıp modelleri çıkartan çıkartanı ama bunu şu arkadaşımız çıkartmıştır. Eliniz, eline sağlık demek yerine herkes bir emek hırsızlığı peşinde ama ben yine de söylüyorum. Ne olur ne olmaz diye aklımda Evet, bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun hanımlar.